Merhaba gençler YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle arı yayınları matematik akıllı defterde açılarına ve kenarlarına göre üçgen çeşitleri konusuyla dersimize devam ediyoruz. Gençler konumuza başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet gençler öncelikle açılarına göre üçgenlerimizi inceleyelim. Tüm iç açıların ölçüsü dar açı olan üçgenlere dar açılı üçgen adını veriyoruz. Açılarından birisi gençler 90 derece ise yani dik açı ise gençler bu üçgenlere dik açılı üçgen adını veriyoruz. Açılarından birinin ölçüsü 90 dereceden büyükse yani geniş açı ise bu açılara da gençler geniş açılı üçgen adını veriyoruz. Örneklerimize bakalım gençler. Burada gençler baktığımız zaman 80 derece, 55 ve 45 derece. Üç açımızda gençler dar açılı o dar açı olduğu için üçgene dar açılı üçgen adını veriyoruz. İkinci örneğimizde gençler bakın 90 derece görüyoruz. Burada dik olduğu için dik açılı üçgen adını verdim. Evet, 120 derece olduğu için gençler zaten diğerleri 90'dan daha küçük olmak zorunda. Bir açısı 90'dan büyük olduğu için geniş açılı üçgen deriz. Etkinliklerimize devam edelim. Evet, bir sonraki üçgen çeşitimiz gençler bu sefer de kenarlarına göre üçgenler. Tüm kenar uzunlukları farklı ise gençler evet, bu üçgenlere çeşit kenar üçgen diyoruz. Kenar uzunluklarından iki tanesi gençler birbirine eşitse ikiz kenar üçgen adını veriyoruz. Tüm kenar uzunlukları birbirine eşitse de tüm kenarlar birbirine eşitse eşkenar üçgen denir diyoruz gençler. Örneklerimize bakalım. İlk üçgenimizde 6, 8, 11 her bir birbirinden farklı. O halde çeşit kenar üçgendir. İkinci üçgenimizde bakın iki tane 10 santimetre var. İki kenar eşit olduğu için ikiz kenar üçgendir. Üçüncü de her bir kenarımız 8'er santimetre. da eşkenar üçgen olur diyoruz. Devam edelim. İlk etkinimize geçelim. Birinci etkinimizde aşağıda verilen, aşağıda kenar uzunlukları verilen üçgenlerin kenarlarına göre çeşitlerini belirleyelim. İşte bakın 7, 7, 7 santimetre üç kenar birbirine eşit olduğu için eşkenar üçgendir. 8 santimetre, 6 santimetre, 10 santimetre, her bir farklı gençler. Adi çeşit kenar üçgendir. 5 santimetre, 5 santimetre, 9 santimetre, iki tane aynı kenarımız var. İkiz kenar üçgen diyoruz. 3 evet, üç tane 12 gençler eşkenar üçgen oluşturur. 11, 5 ve 7 santimetre gençler, üçü birbirinden farklı çeşit kenar üçgendir. 8 cm ve 8 cm. Bakın ikisi aynı biri farklı. İki tanesi aynı olduğu için ikiz kenar üçgendir deriz. Etkinliğimize devam edelim. Aşağıda iç açıların ölçüleri verilen üçgenlerin açılarına göre çeşitlerini belirleyelim diyor. İşte burada açıları inceliyoruz. Derecelik bir açımız var. Evet, geniş açı olduğu için bir tanesi geniş açılı üçgendir. 75, 75 ve 30 var. 3'ü de dar açılı gençler. Dar açılı üçgendir. 60, 60 ve 60. Yine üçü de dar açı gençler. Yani yine dar açılı üçgendir. Bir tane 90 derecemiz var. Dik açılı üçgen oluşturur. Bir tane 120 derece var gençler. Geniş açılı. Üçgendir. Yine bir tane 90 derece gördüğüm için dik açılı üçgen olduğunu söylüyoruz devam edelim. Üçüncü etkinliğimizde gençler. Aşağıda verilen üçgenlerin çeşitlerini, kenarlarını ve açıların göre belirlememizi istiyor. Önce kenarlara bakıyorum. 3 tane 8 cm. Yani üç kenarı birbirine eşit olduğu için eşkenar üçgendir. Gençler 3 üç açısı da 90 dereceden küçük. Yani dar açı, dar açılı üçgendir aynı zamanda diyelim. İkinci üçgenimizde gençler 7, 24 ve 25 birim. 3 tane kenar birbirinden farklı. Çeşit kenar üçgendir. Bir tane 90 derece olduğu için açı olarak da dik açılı üçgendir deriz. C'de gençler 6, 13 ve 18 birim var. Yine 3 farklı kenar olduğu için çeşit kenar üçgen. Bir tane açımız gençler geniş açı normalde açısına göre de geniş açılı üçgen olur diyoruz. Devam edelim. 9, 9 gençler bakın. iki tane kenarımız eşit birbirine. ikizkenar kenar üçgen deriz. Açıya baktığımız zaman da bir tane geniş açımız var. Hadi geniş açılı üçgen olur diyoruz. D'de de gençler 8, 15 ve 17. Üç kenar birbirinden farklı. Çeşit kenar üçgendir. Evet, bir tane açımız 90 derece. Açısına göre de dik açılı üçgen olur diyoruz. Evet, E'de 6, 8 ve 9 var. Üç kenar birbirinden farklı. Yani çeşit kenar üçgendir. Bakın burada gençler 86 derecemiz var. Evet. Diğer açılarda arkadaşlar 90'dan küçüktür bunlarda. Ne diyoruz? Dar açılı üçgendir diyoruz. 86 olduğu için gençler bu ikisinin toplamı 180'den 86'yı çıkartırsam 94 derecedir. Evet, dik açı görmediğim için geniş açı olarak da görmediğimiz için ne diyoruz? Dar açılı üçgen olur diyoruz. Şurada ikinci açılık kelimesini yazmayalım. Evet gençler. B'de bakıyorum arkadaşlar. 5, 12, 13 çeşit kenar üçgen. Bir tane 90 derecemiz var. Dik açılı üçgen. Evet. Gençler 60, 60 ve 60'ı gördüğümüz zaman gençler 3 tane açı birbirine eşitse aynı zamanda 3 tane kenarda birbirine eşit olmak zorunda. Yani eşkenar üçgendir. Açılarına göre de dar açılı üçgende gençler. 10 santimetre, 10, 10 birim, 10 birim ve 6 birim iki kenarı eşit. İkiz kenar üçgendir diyoruz. Açılarda gençler 90 dereceden daha küçük yani dar açılı üçgenlerdir diyoruz. Devam edelim bir sonraki etkinliğimize geçelim. Aşağıda noktalı kağıtta verilen üçgenlerin çeşitlerini kenarlarını ve açılarını göre belirleyelim diyor. Mesela öncelikle açısına baktığımız zaman 90 derece halde dik açılı üçgendir. Kenarlar 1, 2, 3 birim 3, 4, 5, 6 birim. İşte bu da birbirinden farklıdır. Yani çeşit kenar üçgendir. Şöyle baktığımız zaman işte 3 tane açımız arkadaşlar. 90 derecenin altında yani dar açılı üçgendir. İşte şöyle baktığımız zaman ortada olduğu için bakın bu katladığımız yer yani bununla kenar birbirine eşittir. Evet, ikiz kenar üçgendir. Bir tane gençler geniş açı görüyorum. Normalde açısına göre geniş açılı üçgendir. Kenarlarda gençler birbirinden farklı. Yani çeşit kenar üçgendir diyelim. Şöyle baktığınız zaman arkadaşlar arkadaşlar bakın şuradan geçseydi dik açı olacaktı. Buradan geçtiği için evet, geniş açı var. Kenarlarda birbirinden farklı. Çeşit kenar üçgendir devam edelim ve de gençler dar açılı üçgenimiz var kenarlarda gençler her birisi birbirinden farklı çeşit kenar üçgendir diyoruz arkadaşlar bakın şöyle noktaların tam üzerinden geçtiği için arkadaşlar burada bir açımız var bir açı da aynı zamanda bakın bu kenar birbirine eşit evet, açılı kenarlarına göre de ikiz kenar üçgen adını veriyorum. Evet gençler bakın. Buralarda şu noktaların geçtiği dik açı olacaktı. E, daha fazla daha yukarıdan geçtiği için geniş açılı üçgendir. Kenarlarda yine bu iki kenar birbirine eşittir. Bu halde iki kenar üçgen adını verelim. Evet, bakın burası 90 derece. Dik açı 1, 2, 3, 4 birim 1, 2, 3, 4 birim kenarlarına göre de ikiz kenar üçgen adını veriyoruz. Devam edelim. Beşinci etkinlikte aşağıdaki izometrik kağıtta Yerler eşkenler üçgenlerden oluşan arkadaşlar e, üçgenlerden eşkenar üçgen olanları belirlemem istiyor. İşte izometrik kağıtta dikey olmasa da yani yatay ve dikeyi de olmasa da kenarlar sayılabilir farkı bu. 1 2 3 4 birim 1, 2, 3, 4 birim. 1, 2, 3, 4 birim. Hadi bu eşkenar üçgendir. Birim, 2 birim ve 2 birim eşkenar üçgendir. 1, 2, 3 birim. 3 birim ve 3 birim eşkenar üçgendir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yine eşkenar üçgen gördük diğerleri gençler eşkenar üçgen değildir diyorum. Devam edelim. Bir masanın karşılık kenarlarında oturan Fatih ile Yasin masa üzerindeki çivili tahtada dik açılı dik açılı çeşit üçgen oluşturmak istiyorlar. Yasin elindeki lastiği görseldeki gibi yerleştirmiştir. Buna göre Fatih'in verilen mavi noktalardan hangisini üçüncü köşe olarak seçebileceğini bulalım diyor. Arkadaşlar şöyle doğru parçasını alacağım. Arkadaşlar bakın şöyle A'yı seçersek. A'yı seçersek gençler geniş açılı üçgen oluşur ama dik açı oluşmaz diyorum. A'yı eliyoruz. Şöyle devam ediyorum. Arkadaşlar bakın B'yi seçersem geniş açılı üçgen oluşur ama dik açı oluşmaz. B'yi de eledik. Şöyle. Arkadaşlar C'yi seçecek olursam uçlardan geçtiği için, noktaların üzerinden geçtiği için C'de dik açı oluştu. Aynı zamanda bütün kenarlar birbirinden farklı. O halde C'de C'yi seçerse açılan çeşit kenar üçgen oluşur diyelim. Şöyle devam ediyorum. Evet şöyle silelim gençler. Gençler bakın bir de hemen şöyle C'den devam edip D'ye geldiğim zaman D'yi seçersek gençler yeni dik açı ve çeşit kenar bir üçgen oluştu. Adet D'yi seçerse de İlk açılı çeşit kenar üçgen oluşur diyoruz. Sevgili gençler. Bir de arkadaşlar son noktamız E'ydi. kontrol edelim. Şöyle E'yi seçersem gençler, dik açılı bir üçgen oluştu. Şöyle dik açıyı gösterelim. Arkadaşlar aynı zamanda çeşitkenar istemişti. Burası 1, 2, 3 birim. 1, 2, 3 birim. Şimdi E'yi seçerse arkadaşlar ne olur? E, dik açılı ikizkenar üçgen oluşur. Benden sadece ne istedi? Dik açılı ve kenar dedi. O halde seçmemiz gereken gençler C veya D noktalarıdır diyelim. Evet sevgili gençler devam edelim. 7. etkinimize geçelim. Elif görsel birde verilen kare şeklinde kağıdını B köşesi D köşesinin üzerine gelecek şekilde katlamış ve görsel 2'deki gibi bir üçgen oluşturmuştur. Ona göre Elif'in elde ettiği üçgenin kenarlarına ve açılarına göre çeşitlerini belirleyelim diyor. arkadaşlar bakın kare olduğu için bunlar aslında her bir kenar 90 dereceydi. Normalde bu D açısı 90 derecedir. Açılarına göre dik açılı üçgendir. Eşit olduğu için aynı zamanda kenarlar birbirine eşit yani AD ile DC de birbirine eşittir. Normalde kenarlarına göre ikiz kenar üçgendir. Açılarına göre de dik açılı üçgen oluşur diyoruz. Evet sevgili gençler. Bu soruyla da dersimi burada bitiriyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.